İkinci madde üzerinde aynı mahiyetteki önergeler hakkında üçüncü konuşmacı Ankara Milletvekili Sayın Umut Akdoğan. Buyurun Sayın Akdoğan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz hafta uzun uzun Milli Eğitim Komisyonu'nda bu konuları konuştuk, sabahlara kadar tartıştık. Burada en can sıkıcı olan mesele şu: kendinizi o kadar büyük görüyorsunuz ki kimsenin sözüne zerrece itibar etmiyorsunuz. Muhalefet partisinin söyledikleri bir yana, bakın komisyondaki tutanakları getirdim. Birçok sendikanın temsilcisi gelip sorunları anlattı ve çözüm önerilerini tek tek belirtti. Değerli milletvekilleri, elimdeki bu kağıtlar o komisyondaki tutanaklardır. Bakın, eğitim gücü sen, Anadolu eğitim sen, hürriyet eğitim sen, özel sektör öğretmenleri sendikası, eğitim sen, eğitim iş, eğitim bir sen. Söylemişler de söylemişler. Şu kadar şey söylediler. Hepsi tutanaklarda duruyor. Bunu biraz sonra grup başkan vekilinize de takdim edeceğim. Bu kadar sendika hiç doğru bir şey söylememiş olabilir mi ya? İçinde bir tane bir maddeyi herhangi bir şekilde değiştireceğiniz bir unsur yok mu? Bu kadar sendika hiçbir şey bilmiyor da siz mi çok şey biliyorsunuz? Sizin gibilere rahmetli Uğur Mumcu kifayetsiz muhteris diyordu. Bakın, hem kifayetiniz yok hem de muhterislik yapıyorsunuz. Şunca derneği, bu kadar eğitimciyi dikkate almadınız ya diyecek hiçbir söz bulamıyorum. Türkiye Eğitim Derneği bir rapor hazırlamış. Tek tek inceledik, tek tek baktık. Öğretmenlik mesleğinin algısını yükseltecek tek bir şey yok diyor sizin bu hazırladığınız yasayla ilgili. 18 sayfa tutuyor sizin yasanız. 18 sayfanın 5 sayfasında nasıl disiplin hükümleri uygulayacağınızı söylüyor. 13 tane yönetmeliğe atıf yapıyorsunuz. Yani bu parlamentoya diyorsunuz ki siz ne yaparsanız yapın, biz yönetmelikle bildiğimizi yaparız. Bunu kim yapıyor? Sarayın bürokratları yapıyor. Sözde kim yapıyor? Yusuf Tekin yapıyor. İktidarınızın 9. Milli Eğitim Bakanı. Kim bu Yusuf Tekin? Şahsına özel yasa çıkartarak hülleyle rektör olup gülleyle ülkemizin eğitim sistemine dalmak isteyen Yusuf Tekin. Kim bu Yusuf Tekin? Kız çocuklarının okullaşma oranıyla ilgili bulduğu çözüm karma eğitime engel olmak olan Yusuf Tekin. Kim bu Yusuf Tekin? Şeriatı övecek kadar bilgim yok diye dizlerini döven Yusuf Tekin. Kim bu Yusuf Tekin? Liseleri medreseye, ortaokulları da rüştiyeye çevirmek isteyen Yusuf Tekin. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ortada. Yusuf Tekin'in bu kanuna aykırı faaliyetleri de ortada. Genel kurulda söylüyorum, Milli Eğitim Bakanı'nın bu kanuna aykırı davranarak görevi kötüye kullanmaktan yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Kim bu Yusuf Tekin? Bir komisyona toplantısına gelmeye tenezzül etmeyen, bu genel kurula gelmeyen ama mevzu şu beyler olunca koşa koşa gidip el etek öpen Yusuf Tekin. Değerli arkadaşlar, laik yaşam, burası da Türkiye Büyük Millet Meclisi, buraya da gelecek o zaman. Laik yaşam, laik eğitim, çağdaş yurttaşlık istiyoruz. ÇEDES diye bir şey getirdiniz. Değerler eğitimi dediniz. Bu ülkenin en büyük değeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu ülkenin en büyük değeri Cumhuriyet'tir. Köy enstitülerinin felsefesidir. Öğretmen okullarının anlayışıdır. Eğer siz bir değerler eğitimi verecekseniz Menemen'de şehit edilen öğretmen Kubilay'ı çocuklarımıza anlatacaksınız. Atatürk'le derdi olan herkesin bizimle derdi vardır değerli milletvekilleri. Mevcut
Getirdiğiniz yasada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinden bahsedilmemektedir. Bahsetmeyen bu zihniyet sınıfın ortasına tabut, camilerin ortasına labut getirmiştir. Ne yapacakmış? Tabutu getirecek, din öğretecek, labutu götürecek, camiyi sevdirecek. Neyi, nerede, nasıl yapmasını bilmeyen bir sistemi yürütmeye çalışıyorsunuz. Değerli milletvekilleri, Hemen tamamlayın. Değerli milletvekilleri, Anayasanın 42. maddesi ortadadır. Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 2. maddesi ortadadır. Anayasanın 2. maddesi Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda gençlerin, yeni neslin yetiştirilmesi gerektiğini söyler. Milli Eğitim Temel Kanunu da Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar yetiştirmekten söz eder. Şimdi diyorsunuz ki öğretmenlik meslek kanununda bu olsa ne olur, olmasa ne olur? Eğer biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin, ilkelerinin, devrimlerinin burada çıkartılmasına müsaade edersek yarın Milli Eğitim Temel Kanunu'na sarkarsınız. Orada müsaade edersek anayasaya sarkarsınız. Atatürk mazlum halklara, Orta Doğu'ya ilham olmuş bir liderdir. Her metinde... Teşekkürler Sayın Akdoğan.